Vallahi bir kere burada olmak gerçekten benim için çok güzel. Çünkü Sivas'ın bende gerçekten yeri çok ayrı. Ben Fenerbahçe'de oynarken Sivas Spor'a transfer olarak geldim. Çok güzel anılarım oldu. Çok güzel başarılar elde ettik burada. Hem yönetim anlamında hem taraftar anlamında bana gerçekten çok destek oldu Sivas şehri. O anlamda dediğim gibi benim için çok ayrı bir yeri var Sivas'ın. Yıllar sonra buraya gelmek gerçekten çok anlaştığımızda çok heyecanlandım. Çünkü bir sene ben de bu tesislerde kaldım, şehirde yaşadım. Dediğim gibi çok anlaştığım zaman çok heyecanlandım. Bir an önce gelip burada çalışmalara başlamak için sabırsızlandım gerçekten. Dediğim gibi özellikle de uçaktan inince şehre adım attığımda çok farklı duygular hissettim. Dediğim gibi oyunculuk zamanında çok başarılı zamanlar geçirdim inşallah. Şu an yardımcı antrenörlük görevi yapıyorum. Bu sene de inşallah Sivas Spor'da başarılar elde ederiz. Çünkü ben Sivas'ı çok iyi bildiğim için gerçekten başarıları hak ediyor. Çünkü hem düzgün yönetiliyor, hem şehir güzel, hem Sivas halkı taraftarı Sivas Spor'a destek çıkıyor. O anlamda dediğim gibi her anlamda başarı hak ediyor. İnşallah bu sene de çok başarılı oluruz. Hocam son olarak hedefimiz nedir Sivas Spor'da? Şimdi tabii ki dediğim gibi Sivas Spor başarıları her zaman hak ediyor. Amacımız her zaman Sivas Spor'un en yukarılarda sıralamada yer alması. Bunun için de çabalayacağız. Ama dediğim gibi Sivas Spor gerçekten ligde olmazsa olmaz takımlarından biri bence. Benim şahsi düşüncem. Hem tesis anlamında hem yönetim anlamında iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ben oyuncuyken de öyleydi. Yıllar geçti. Şu an halen öyle. Dediğim gibi yani yanlış bilmiyorsam da borcu olmayan ender kulüplerden birisi. Bunu da bu zamanda başarmak kolay değil. O anlamda dediğim gibi Sivas çok önemli. Teşekkür ederiz hocam. Çok. Bakarak beyler, don't touch it, don't touch it.